زور. Efendim merhaba. Evet, yepyeni bir haftaya başlıyoruz ve geçmişe, bugüne yansıyan gelişmeleri tartışmaya başlıyoruz. Bugün mecliste vardı. Mecliste de önemli bir konu sabah saatlerinde tartışıldı en azından. Bu MOBESE konusu, suçların bu denli arttığı bir dönemde aslında önemliydi. Çünkü son neredeyse iki aydır sadece ekonomi var gündemimizde. Ama son bir haftadır da ardı ardına gelen bazı olaylar nedeniyle, istenmeyen olaylar nedeniyle güvenlik konusunda tartışıyor olduk. Tabii hani birazcık Kıbrıs sorunuyla ilgili de hareketlenme olsa da çok gündemimizde yok ama hani konuşulabilecek konular arasında baktığımız zaman bunu da görebiliyoruz. Şimdi Sayın Nazım Çavuşoğlu benimle birlikte, Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekilimiz. Tarım konuşabiliriz. İç işlerini konuşabiliriz, eğitimi konuşabiliriz. Üç farklı bunun bakanlık yaptığı için. Af yasası var biliyorsun. Af yasası var. Onun için tarıma takılı kalmadan ülke gündeminde öne çıkan konuları. Bakanlar kurulu sözcülüğüm var. Konuşalım. Dolayısıyla her şeyi konuşabiliriz. Zaten Ulusal Birlik Partisi genel sekreteriydiniz hepsinden önce. Evet. Ben çok değerli bulurum partilerin genel sekreterleri. Zaten oradaki performanstır biraz da bana göre yukarıyı belirleyen. Çünkü her türlü konuya hakim olmak lazım evet. Genel sekreterken. Ben de hani muhabir olduğumda en çok arayıp da sıkıntı olmadan demeç aldığım zamanın genel sekreterlerinden biriydiniz. Neyse şimdi girelim. Güncel olduğu için oradan başlamak isterim. Bu MOBESE konusu Ulusal Birlik Partisi döneminden gelen. Bugün de çok aslında önemli. Destek de var. El birliğiyle geçti. Oy birliğiyle geçti. Tasarı. Buna da toplumun bir kesiminin eleştirisi var. İşte izlenecek de şudur budur falan. Nasıl değerlendirmek lazım bunu? Önce oradan başlayalım. Çok teşekkür ederim Aytuğ Bey. Herkese buradan merhaba demek istiyorum. Kent güvenlik sistemi aslında veyahut da MOBESE sistemi diye bilinen sistem çok geçmiş yıllarda benim İçişleri Bakanı olduğum dönemde de gündemde olan ve E-Devlet projesinin içinde olan bir projedir. Ancak E-Devlet projesi kendisini tamamlayamadığı için, süreç tamamlanamadığı için ve ülkede insan çeşitliliği çok artmış olmasından ve suç çeşitliliği de çok artmış olmasından mütevellit. Bizim yine dönemimizde ilgili arkadaşım, bir başka arkadaşım bu konuda MOBESE'yi E-Devlet'in içinden ayırıp daha hızlı bir şekilde olabilmek için Türkiye'yle bir protokol imzaladılar. Ancak biliyorsunuz protokoller meclislerde eş zamanlı geçmek zorundadır ki hayata geçebilsin. Bununla ilgili Türkiye tarafı aslında malzeme alımına kadar projelendirilen malzemelerin alımına kadar yol almışken biz seçimdi, bütçeydi, oydu, buydu, işte izlenecek miyiz, izlenmeyecek miyiz tartışması yaparken aylar yıllar böyle geçti. Ve bugüne geldik. Bugün Kıbrıs'ta çok garip karşılanan ama aslında dünyada böyle olan işte faili meçhul cinayetler, işte ansızdan kaybolan insanlar maalesef bizim de artan nüfusumuz içerisinde sık sık son zamanlarda görülmeye başlandı. Ve bütün dünyada polisin başarısı insanları izleyebildiği orandadır. Yani insanları izlemek için değil, suçluları izleyebilmek adına. Hiç kimse falcı değil ki bir banka soyulduğunda kamera kaydı yoksa insanlar da artık bizim geçmişte çok böyle acayip baktığımız işte Avrupa'daki insanlar birbirini tanımaz derdik. Şimdi bizde de artık yavaş yavaş insanlar içe kapanarak apartmanındaki insanları bile tanımamaya başladı. Böyle bir durumda polisin bilgi alabilme ve izleyebilme imkanı ancak teknolojiyle mümkün olabiliyor. Dolayısıyla ben ayrıca bu kent güvenlik sisteminin geçtiği komitedeyim ve bu kent güvenlik sistemi
ile ilgili protokolün yasasının da eş zamanlı geçmesi için komite üyelerimiz büyük emek sarf ettik. Ve yaz döneminde de Ulusal Birlik Partisi'nin komitelere katılarak ve büyük de birikimimizi oraya aktararak ilgili yasayı her kesim tereddütlerinin ortadan herkesin tereddütlerinin ortadan kalkabileceği seviyede bir yasa yaptığımıza çok çok inanıyorum. Çünkü hiç bu toplantılarda eksiksiz katıldık. Eksiksiz ve çok sağlam destek verdik. Çok tartışarak yaptığımız bir yasadır. Bugün nasipse geçecek. Ve bundan sonra etrafta da MOBESE kameralar bizleri koruyacak, bizleri izlemeyecek. Bizlerin korunması için. Yan kesicinin, hırsızın, arsızın, uğursuzun, katilin, kanaranın bu ülkeye gelmesini istemiyoruz. Ama eğer kayıtlardan sızıp da gelmişse ve hatta kendi KKTC vatandaşları içinde de böyle bir suç işlemeye tevessül eden insanlar olabilir. Caydırıcı bir güç olarak kayıtlarımızın, MOBESE kameralarının hayata geçmesini istiyoruz. Bunun belki de daha sonra da daha da geliştirilerek tabii ki kişisel verilerin korunması noktasında IT kadar veyahut da bir başka bu konuda kendini çok duyarlı hisseden herhangi bir vatandaşımız kadar duyarlıyız. Hatta daha bizim yönetici pozisyonunda olmamız hasebiyle daha da fazla duyarlı olmak zorundayız. Bu konularda hiç endişe edilecek bir şey yoktur. Komitemiz bu konularda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki hassasiyetlerin üstünde bir hassasiyet göstererek bu kişisel verilerin korunması, kameraların düzenlenmesi, sürdürülebilir yapının yapılmasıyla ilgili her şey düşünülmüştür. Hiçbir şey mükemmel değildir ama şu andaki yasanın omurgası herkesin sorabileceği sorulara cevap verebilecek niteliktedir. Ola ki süreç içerisinde yasalar geliştirmek istendiği zaman yine değişiklikler yapılarak o eksiklik de giderilebilir ama şu anda beklentinin çok üzerinde bir hassasiyetle hazırlanmış bir yasadan bahsediyoruz. Bu gibi şeyleri duydum da hoşuma gidiyor benim. Yani böyle komitelerde bir şeyleri tartışıp oy birliğiyle çıkardığı zaman muhalefetin ve iktidarın çok güzel oluyor. Bence önemli de mesaj verir topluma da işte bunu genişletme, genele yaymaktır mesela. İşte şimdi herhalde bizim genellikle Ulusal Birlik Partisi'nin bu anlamda çok olgun bir tavrı var. Bugün örneğin mesela üniversitelerle ilgili bir af geçiyor. Katkımız büyük ve destekliyoruz. Yine tarım ve hayvancılıkla ilgili bir onay yasası geçecek bugün. Katkımız büyük, oy birliği. Kent güvenlik sistemi, oy birliği ve tohum materyalleriyle ilgili bir şey geçecek bugün. Ve sanırım da kanserle ilgili, kanserli vakaların kayıtlarıyla ilgili bir şey geçecek. 5'te 5 oy birliğimiz var bizim. Bizim böyle kendimizi muhalefet yaparak veyahut da işte toplumun menfaatına olan bir şeyin sırf mevcut hükümet istedi diye hükümeti çalıştırmayarak yol almak gibi bir gayreti olan bir parti değiliz. Bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olan inancımıza bağlı olarak eğer Aytu bir tuğla koyuyorsa Nazım da gelip iki tuğla koysun. Ve eğer bu halk koyduğumuz tuğlalara bakıp da bizi seçecekse gelecek olan 3 tuğla koysun. Boş boş konuşmasın. Art niyetli konuşmasın. Biz bu anlamda her türlü toplumun menfaatına gördüğümüz her şeye destek verdik bugüne kadar. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Bu konu tartışırken kimlikle giriş tartışıldı mesela. Güvenlik anlamında. Ben tabii bu kent güvenlik sistemiyle ilgili konuşmamı yasaya bırakmıştım. Hı hı. Ancak tabii tartışmalar uzadığı için ben yetişemedim konuşmaya. Çünkü yasa daha görüşmeye dahil olamamıştı. Protokol aşamasında da konuşmamıştım. Bu ülkede çok yanlış bilinen bir şeyi de bu vesileyle sağ olun. Bugün mecliste yapamadım konuşmayı, burada yapayım. Kimlikle giren kötü insan, pasaportla giren iyi insan. Asla böyle bir hataya düşmemek lazım. Bak, bir insan kendi karakterine bağlı olarak gelir veyahut da gider veyahut da yaşar. Kimlik bilgisi, kimlik kartı o kişinin kimliğini gösterir. Pasaport da o kişinin seyahat belgesidir. Dolayısıyla sizin pasaport almanız bozuk karakterinizi bozmaz.
Yani sizin kimlik kartlı olmanız iyi karakterinizi de kötü yapmaz. Dolayısıyla ne olur, toplum bunu yanlış biliyor ve bunu da yanlış politika yaptı aslında gazeteler. Denetim noktasındaki eksiklik mi? Bana gören sıkıntı buradaki denetimdir. Peki neden yapamıyoruz otoritedir, onu? Denetimdir. İşte bunun aslında birçok sebebi var. Kimseyi suçlamak istemem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurumları içerisinde ama örneğin çalışma izinlilerinin denetimi yapılıyor mu? Normal turistik vizeyle gelenlerin kaçak yaşamın denetimi yapılıyor mu? Suç işlenme oranı istatistiklere göre yüksek olan yerlerin denetimi yapılıyor mu? Bu konularda devlet bir duvar gibi bir otorite olduğunu gösterebiliyor mu? Yani suç işleyen insanların cezaevinden içeri değil de dışarı gitmesine de ciddi durabiliyor mu? Veyahut da kaçak yaşam içinde olanlara ben dahil af çıkardım. Ama af çıkarmadan önce de yaptığımız denetimlerde kim yakalanırsa hiç affetmediğim ülkenin yasalarını hiçe sayanları biz de hiçe saydık. Ve yurt dışına hangi ülkeden geldiğine bakmaksızın, uyruğunun ne olduğuna bakmaksızın geri gönderdik. Dolayısıyla benim inancım şudur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ülkesel piramidi son 10-15 yıldır başta olmak üzere. Çünkü insanların saygıları devlete azaldığı zaman asıl mesele burada. Eğer devlete saygınız azalmış ise devletin otoritesine saygı duymuyorsanız orada suç oranları artar. Bizim işte kendi iç çekişmelerimizden, gerek siyasi çekişmelerimizden, gerekse Kıbrıs konusundaki çekişmelerimizden sanki bu devlet itilmiş, kakılmış bir kurummuş gibi bir algıya ulaşıldı. İşte ben eğer sen suç işlersen senin adamın hükümetteyse sanki onun suçunu örtermiş gibi ve hatta yasalar karşısında onu koruyabilirmiş gibi. Diğerinin adamıysa öyle öyle. Biz devletin otoritesini yıprattık. Bunun aslında bir, belki bunu çok istemediğim bir şey de söyleyeyim ama şunu da söylemek zorundayım. Mesela devletin kurumları içerisinde çalışanların motivasyonunu da bozduk biz. Nasıl bozduk? Belki diyeceksiniz ki işte siz de bu kadar yıldır bakansınız. Ne bileyim nesiniz. Doğru ama doğrular başka tarafta. Uygulamalar başka tarafta. Ha, bu sistemin içerisinde doğruları yapmak için mücadele eden birçok insan vardır. Belki bunlardan biri de benim. Belki. İnsanlara göre de bu fikirler değişir. Çünkü bana halen daha vatanda mesela bazı insanlar var, kendi işlerini yapmadım diye bana çok ağır hakaretlerde yurt dışına gönderdiğim insanlar var. Yurt dışından sosyal medya üzerinden bana hakarette bulunan insanlar oldu. Kendimizi hakaretlere karşı da koruyamıyoruz, biliyor musun? O da elinizde ama yapın yasalarda, tabii hepsi, gerekli yasalarda. Aslında hepsi hazırlanmıştır, hepsi taslak şeklindedir. Ama bu siyasi inişler ve çıkışlardan dolayı bir türlü tamamlayamadık. Ben inanıyorum ki liyakatın ortadan kalktığı, adaletin ortadan kalktığı, azaldığı süreçler devlete saygıyı yitirme noktasına geldi. Bakın bir örnek vermek istiyorum size. Bizim eğitim sistemimizin topyekün değişmesi gerektiğini savunanlardan biriyim ben. Niçin topyekün? Çünkü zaman içerisinde torpil sistemiyle işe alımlar maalesef ülkemizin bir gerçeği olmasından dolayı herkesin üniversiteye gitme hevesi tavan yaptı. Çünkü dedi ki ben hangi okula gidersem gideyim yeter ki diplomayı alayım. Zaten diplomayı aldıktan sonra ikimiz de eşitleniyoruz. Öğrenim yaşamımızın hangi seviyede olduğu, kapasitemizin ne olduğu, becerimizin ne olduğu, liyakatımızın ne olduğu önemli değil. Hangi siyasiyi tuttuğumuz çok önemli oluyor ya. Dolayısıyla işte devlette de iş yapma noktasında zafiyetler oluştu. Bakınız, Kamu Hizmeti Komisyonu ki bu memleketin adaleti, yani çocuklarının, gençlerinin hakkını koruması gereken Kamu Hizmeti Komisyonu bundan 4-5 yıl önceye kadar mahkemelere gitti. Maalesef. Mahkemelere gitti sahte ve gerçekten midemiz bulandı. Midemiz bulandı Kamu Hizmeti Komisyonu'nun yönetiminin bile yaptıklarından dolayı. Ancak bak çok samimice söylerim, birilerini övmek için de söylemem. Son 4-5 yıldır işe alımları incelediğinizde
ve sınavları incelediğinizde veyahut da tartışmaları incelediğinizde son 4-5 yıldır atanan kadronun artık bu tartışmaları ortadan kaldırdığını ve hiç kimsenin artık sınavda torpil aramadığını, en azından ben bir siyasiyim. Eskiden herkes bize gelirdi. Şimdi hiç kimsenin sınava girip girmediğinden bile haberimiz olmaz. Demek ki artık orada torpil işlemediğini herkes kabul etti ve orada adalet oluştu. Orada adalet oluştuğunda ne oluyor biliyor musun? O direkt olarak eğitim sisteminize yansıyor. Çünkü adam der ki ben eğer gidip de uyduruk bir şekilde mezun olursam devlette işe giremeyeceğime göre dolayısıyla kendimi bir meslek sahibi yapayım. Ve saygınlık gitgide bu şekilde atacak. Bakınız bu ülkenin polisinde rütbeler mahkemelerde söküldü. Bak kamu hizmeti komisyonunda işe alımlar mahkemelere düştü 5-6 yıl önce. Polisimizde rütbeler mahkemelerce söküldü. Ne bileyim ve bunlar bu örnekleri çoğaltabiliriz işte. Bu tip yaklaşımlar saygınlığı azalttığı için ülkemizde otorite zafiyeti oluşmaya başladı. Ve ne oldu? Herkes herkese laf söyleme hakkına sahip oldu. Tepki koyma hakkına sahip oldu. Bunu şu manada söylüyorum. Yani olumlu sonuç alınacak olsa herkesin bir şey söyleyebilme özgürlüğünü savunmakla birlikte sonuç alıcı değil. Bu sefer eğriyle doğru karıştı. Şimdi Aytu nitelikli bir insan ve bana bir şey söylediğinde, bir eleştiri yaptığında ben onu dikkate almak zorundayım. Ama birçok haksız insan da benzer eleştiri yaptığında doğru eleştiri de onların içinde kayboluyor ve ne oluyor? Halk der ya boşver bunlar hepsi birbirinden aynı. Hepsi birbirinden yalancı, hepsi birbirinden hırsız. Siyasetçisi, bakanı, ne bileyim neyi yalancı ve hırsız olarak görülen bir devletin seçilmişlerinin alta atadığı bürokratların da değişik benzer şekilde yorumlanmasından hareket ettiğinizde düşününüz memura doğru yansıyanı ve vatandaşın saygısını. Saygı azaldığı için otorite de azaldı veyahut da liyakatı ortadan kaldırdığımız için saygı azaldı. Benim inancım şudur. Kimlikle pasaport suç oranını istatistiki olarak araştırsın ilgili arkadaşlar. Veya cezaevinde yatanlar da. Ama siz... Sayın Bakan da benzer şeyi ifade etti bugün mecliste. Yani kimlikle alakalı değil evet, sorun. O da evet benzer bir şey söyledi. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Yani istatistikler açıklansa bu tartışmada bitecek ve kamuoyu rahat etmiş olacak. Biz, bizim doğru bildiğimiz yanlışlar var. O da bunlardan biridir. Onun evet. Tartışması bitmez bunun. Yani ben evet, öyle evet. Olacağını düşünüyorum. Yalnız eğitim sistemi dediğiniz ya çok önemlidir. Polis açığı. Mesela şimdi bazı noktalarda da işte deriz neden olmuyor? Polise sorduğumuzda bir dokun bina eşittir. Yani siz de İçişleri Bakanlığı yaptınız. Evet. Bir sınav yaptık. Trajikomik. Yani ihtiyaçtan eğitim sistemine döneceğim. Hepsi üniversite mezunu ama sınavı geçen sayı çok var. Bir elin parmak sayısını i̇şte geçmiyor. Sınavları nasıl yapacak o zaman? Sınavları ciddi yaptık sonra biz dengemizi bulacağız ve eğitim sistemimiz düzelecek. Eğer ki ben nasıl mezun olursam olayım devlete girebiliyorsam ben niye kendimi yorup ders çalışmak kolay bir iş değil. Sokakta gezmek, kafelerde dolaşmak varken çalışanlarla çalışmayanların ayırt edildiği sistem bana göre ciddi sınav sistemlerdir. Siz bir sınav açıyorsunuz. 20 kişiyi alacakken 5 kişi geçiyor. 5 kişi alacak. Hemşire almak için 80 kişilik kadro alıyorsunuz. Sınava giriyor. Sınavı geçen 30 kişi. 30 kişi alacaksınız. Ama sınavı tekrar edeceksiniz. İnsanlara tekrar bir şans vereceksiniz. Derslerine çalışsınlar. Eksiklerini gidersinler. Ama hiçbir zaman çıtayı aşağıya düşürmeyeceksin. Bu ülkeye bizim belki de yaptığımız en büyük kötülüklerden biri çıtayı aşağı düşürmektir. Çıtayı aşağı düşürmeyeceksiniz. Herkes bu ülkede konuşma cesaretine ulaşmak zorundayız hepimizde. Başta da bir siyasetçiler. Herkes üniversite mezunu olmak zorunda değildir. Bir ülkenin geleceği o ülkenin ihtiyaç duyduğu bütün iş kollarında kendi vatandaşlıklarını yerleştirebilmesi ve çalıştırabilmesidir. Bizim ülkemizde şu anda 40 bin adet çalışma izinli yurt dışından gelen çalışan var.
Ama ülkemizde işsiz kayıtlarına baktığında 5.000, 10.000'i geçmez. Ve herkes göç yolundan bahseder. Biz şunu kabul etmeyiz. Kendi doğup büyüdüğümüz bu topraklarda bazı fırsatlar Kıbrıs Türk halkının eline geçmiştir. Ya o fırsatları kullanarak işleme zorunluluğumuz yok. Veyahut da kendi yakın çevremizde kendimize bazı iş kollarına uygun bulmuyoruz. Özel sektörde çalışan insan bir kere kendini işsiz atladı. En büyük özel sektörün bu. Ben diyor işsizim. Ben aslında çalışır da işsiz olarak atleder kendini. Niçin çünkü biliyor musunuz? Çünkü neden devlete giremedi diye. Aynı görüşteyim. Şöyle bir şey. Bir zaman benim eski öğretim biri biraz espiritüel ama hiç unutmadığım bir şey. Bir öğrencim bir güzel firmada çalışıyor. Geldi benden iş istiyor. Dedim ki kendisine, ya senin gerçekten çok güzel bir maaşın var. Devlette bu maaşı alman. Dedi ki bana, hocam benimle dalga mı geçiyorsun? Devlet gibisi var mı hocam dedi. Ne oluyor? Yani o devlet kuşu dedikleri olay. Niye? Bu ülkede ben bir örnek verirsem hakkını teslim etmiş olurum. Mesela Kalecik'te ben çimento fabrikası var. Özel sektördür. Ama oraya giren hiç kimse dışarıda iş aramıyor. Çünkü tüm sosyal hakları, işçi güvenliği, sendikalaşma hakları hepsi vardır. Bizim özel sektörde ki insanların devlete geçmek istemesinin sebebi şudur. Sınırsız çalışma saati talep eden işverenler, iki dudağın arasında işten atılma gaylesi, hep performans, yıllık izinlerinde sorun ve hatta ödenekli izin yok, ödenekli hastalık izni yok. Demek olur ki devlet şunu yapacak. Devleti cazip hale getirmek yerine özel sektörü cazip hale gelebilecek şekilde çalışmalar yapması lazım. Biz bu manada kendi dönemimizde başlattığımız işte özel sektörde çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyaç sandığı yatırımlarını yapma süreci şu anda gelişerek devam ediyor. Şu anda ek maaş desteğine kadar gidiyor. Düşününüz ne kadar emek var burada ve ben... Bunların tabii ki sendikalaşma ayrı bir şey. Kurumsal özel sektörlerin yapılanmasına ve desteklenmesine ve büyük firmaların, bakınız küçük firmalar günlük olarak düşündüğü için bu büyük işleri yapamayabilirler. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu, inanın ki küçük işletmeler tabii ki aile geçinmesi için tamamdır. Ama ülkenin istihdam sorununu çözecek olan büyük firmalardır. Ve büyük firmalar ancak kurumsallaşıp da bu yolculuklarda devletle eş bir yolculuğa devam edebilir. Dolayısıyla bizim yıllık olarak devlete 350 kişi, hadi zorlama 350'yi geçemezsiniz bütçe yasasına göre, 350-400 kişi alarak, biz devlet, çay nüfusumuzun 4.000 civarı olduğu bir ülkede biz istihdam sorunu çözemeyiz ki. Demek olur ki her sene 3.500 kişi dışarıda kalacak. Yani 3.500 kişi meslek sahibi yapılıp özel sektörün ihtiyaçlarını karşılamak için, halkın ihtiyaçlarını karşılamak için o arenaya çıkması gerekiyor. Olayı ben eğitim sistemimizi tamamen yenilememiz gerektiğini düşünüyorum. Yani bizdeki toplumun ihtiyaçları, halkın ihtiyaçları, ülkenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek meslek liseleri hep dilimize pelesenk olmuştur. Ben eğitim bakanı olduğum dönemde Kıbrıs'ta yapılan en güzel işlerden biri Esnaf ve Zanaatçılar Odası'yla birlikte kurduğumuz çıraklık merkezidir. Çıraklık merkezi... Ama o işte kaldı şeyin başına... Esnaf yani, ve zanaatçılar. Esnaf çalışıyorlar ama. Esnaf ve zanaatçılar. Bana göre zaten esnaf ve zanaatçıların başına kalması gerekiyor. Ama devlet ciddi destek verecek. Devlet oralarda elini ayağını biraz geri çekecek. Ama arkada güçlü bir desteği yönetime verecek ve denetleyecek. Biz her şeyi devlet yapsın istediğimiz için ve devlet memuru zihniyetiyle yapmaya çalıştığımız için, ek mesaiye takıldığımız için yapamayız. Dolayısıyla esnaf ve zanaatçılar yapacak. Devlet her türlü desteği verecek ve denetleyecek. O şekilde bir noktaya varabiliriz. Düşününüz ki Kıbrıs Türk halkı mesleksiz bir döneme giriyor. Herkes sen necisin beden eğitimi, sen necisin edebiyatçı, o biri İngilizceci. Bir de üzüntü duyduğum ve altını çizerek söyleyeceğim. Ben üniversitelerimizin gelişmesine
ve niteliklerin artmasına yönelik, öğrenci sayısının artmasına yönelik eğitim bakanı olduğum dönemde Türkiye'den yurt kur burslarının Kıbrıs'a açılmasını sağlayan bakanım. Yurt kur yurtlarının buraya gelmesini sağlayan bakanım. A-level sisteminde Kıbrıslı çocukların Türkiye'ye gitmesini sağlayan bakanım. Ben dolayısıyla bu emekleri etmiş ve 40 binde en aşağı doğru giden öğrenci sayısının tersine dönüp 100 binlere çıkmasının yolunu açan biri olarak bu konularda söz söylemeye hakkım vardır. Dolayısıyla üniversitelerimizden mezun olan veyahut da başka üniversitelerden, yurt dışından mezun olan üniversitelerden gelen öğrencilerin kendi mesleki yeterlilikleri noktasında kamu hizmeti komisyonunda geçen gün yapılan sınavlar ben merakımdan takip ederim bir şekilde. Mesela bir meslek grubundan, meslek grubunu söylemeyeceğim. Bir meslek grubundan işte 200'e yakın öğrenci sınava girdi. Bırak sıralamayı, yeterliliği yani 650 puanı sadece 60 kişi tutturdu. 140'ı. İşte bunu alıp sen sorgularsan üniversiteden mi kaynaklanır, kapasiteden mi kaynaklanır, konsantreden mi kaynaklanır, sorulardan mı kaynaklanır? Bunları irdeleyecek profesyonel odaklara ihtiyacımız vardır bizim. Bizim bu ülkede kesinlikle meslek sahibi olmamız gerekiyor. Gidiniz sanayiye, sanayideyiz şimdi. Hı hı. Çıkalım buradan, dolaşalım. Her gittiğimiz yerde üzüntü duyuyoruz. Mesela hizmet sektöründe neredeyse KKTC vatandaşı biri kalmadı. Şimdi Sayın Başbakan da çıkıyor. Diyor ki işte hizmet sektöründe sayımızı, yüzdeliğimizi artıracağız. Artırmış. Yok ama öyle bir şey. Turizm çünkü okulu bile açık değil. Yani nasıl otem, olacak o iş? Otemi açtılar. Belli bir sayıda öğrenci alınıyor. Ama 3-5 her gün ülkemize büyük oteller açılıyor. Kumyalı'daki açık mı? Maalesef açık değil. Yani orada artık otellerin yeni 4 tane otel orada 4 devasa. 4 tane orada ve orada daha da hızla gelecek. Tabii. Oradaki insanların en büyük istihdam kapısı olması gerekir. Bizim, ama insanlar İngilizce bilmez en başta. Nasıl otelde alacak kendini? Zaten eğitim sisteminde çok garip bir şey var. Ben meslek lisesinde de öğretmenlik yaptım. Benim öğretmen olduğum dönemde turizm bölümünde 13-14 saat İngilizce dersi vardı. Ve çocuk gelir mezun olur İngilizce bilmez. Gidiyorsunuz yurt dışına. Yurt dışında dünyanın hiçbir yerinde 14 saat İngilizce dersi olan bir memleket bulamazsınız. Genel Finlandiya'ya gittik. Finlandiya'da bu tip okulları gezdim ben şahsım. Bir grup öğretmen arkadaşlarımızla eğitim bakanı olduğum dönemde. En fazla İngilizce ders saati 4 saat. Ve bu 4 saatin içerisinde bir dönemde insanlar İngilizce öğreniyor. Nitelik farkı. Yani öğretmenler mi sıkıntılı? Bakıyorum öğretmenlerin mezun oldukları yerlerde böyle bir sıkıntı yok. Bakıyorum geçtikleri sınavlara veyahut da ellerindeki belgelere sıkıntı yok. Bakıyorum Milli Eğitim Bakanlığı'nın hizmet içine sıfır. Bak bizde en büyük sorun hizmet içini devamlılık arz etmemesidir. Ve ben devlete girdim. İşte 2 senemi tamamladım, kadroya girdim. Bir de 30 sene sonra emekli olurken hatırlar seni ilgili bakanlıklar. Öğretmenin yapacağı işi bilir deniyor. Oysa bizim dünyada öğretmenliğin kadrolanma süresi bu kadar sınırlı değil. Ve bazı puanlar toplanarak barem içi artışlar otomatik alınıyor. Dolayısıyla çalışanla çalışmayan, testiyi boş getirenle dolu getiren arasında hiçbir fark yoktur. Eğer siz mesleğe başlarken iyi bir çalışkan bir müdüre veyahut da çalışkan bir ekibe düşmüşseniz ve öğretmenlik terbiyenizi veya da çalışma esaslarınızı iyi oluşturduğunuz 30 sene ondan kaçamazsınız. Dokunuza işliyor. Ama eğer kötü başlarsanız inanın ki kötü gidiyor. Yani çok da örneklerini gördüm. Zaten temel sorun da bu değil mi bence? Yani bugün Lefkoşa'da şimdi ilkokul örnek vereceğim şu isimleri. Bu özellikle böyle özelden çıktıktan sonra insanlar daha çok araştırır ve bakar. İşte herkes arar 9 Eylül ilkokuluna soksun. Neden? Orada eğitim iyidir. Neden? Demek ki oradaki ekip bilmiyorum kimdir, başarılıdır. Şimdi arar T Gönyeli'den, ne bileyim ben T Gaymaklı'dan oraya getirsin çocuğunu. Ama sorgulamayız biz Gaymaklı'daki okul neden kötüdür ya da istemez veli yollasın ben çocuğunu. Tabii şimdi İkisi arasında ne fark var?
Hiçbir fark yok yani şimdi, baktığımız zaman. Öğrencilerin gitmek istemediği okul ismi saymam ama bazı okulların hakkını belki de vermek lazım. Bunun için ne yaptık biliyor musunuz Aytuğbe? Ama bu işlerde devamlılık gerekiyor. Ben dedim ki ilk defa, tarihte iki defa geçici öğretmenleri sıralama sınavına göre aldık. Biri bir zaman Sayın Mehmet Ali Talat'ın zamanında zannederim. Bir de benim eğitim bakanı olduğum zamanda. Niye öğretmenleri sıralama sınavına göre aldık? Bakınız hep buradan kopuyor bu işler. Ben 2009'da Tarım Bakanı oldum. O zaman sınav yok. Öğretmenler işte torpille giriyorlar. Daha sonra nasip oldu. Ben bir sene sonra oldum. Eğitim Bakanı oldum. Ben eğitimde ciddi mesai harcamış biriyim. Öğretmenin olduğum yıllarda 27 ile 30 saat arası derse girdim. Bütün sosyal faaliyetleri yürüttüm. Masterimi yaptım, doktorayı kazandım. Doktoraya gitmek yerine siyaseti tercih ettim. Ve ben dedim ki sen Nazım Çavuşoğlu olarak eğer bu Eğitim Bakanlığı'na gelmişsen bir bak bakalım bu geçici öğretmenlerin durumu nedir? Çünkü geçici öğretmenleri de daha çok kırsala gönderiyoruz. Evet. Ondan sonra kırsaldan kimse bir şey kazanmıyor. Dedim ki ben bu yıl geçici öğretmenleri sıralama sınavı yapıp alacağım. Bir baktım ki önceki yıllarda torpille, kelimeleri doğru kullanmazsak tam açığa çıkmaz. Torpille işe giren insanları o sıralama sınavında 500. 600. geldiğini gördüm. Ve ben dedim ki ama buna gitmeden önce şunu yaptık. Ben dedim ki bu okullar ne durumdadır? Bir ölçelim. Türkiye'de SBS denilen, bizde de benzer bir isimle anılan Seviye belirleme sınavı yapmak istedim. Ve buna sendika karşı çıktı, öğretmenler karşı çıktı. Tabii ki sendikaların karşı çıkması fotoğrafın ortaya çıkmasından ve bu tespitten sonra bakanlığın bazı tedbirler alma hakkı doğacağından karşı çıkmıştı maalesef. Yani çok üzülerek söylüyorum. Seviye belirleme sınavı yaptık. Aman Allah'ım yani böyle deyimlerindeyse insanın gelir ki kendisine öğretmen, vicdanı olan bir insan başını duvara vurması gerekiyor. Öyle bir sonuç çıktı. Tabii biz bunu kamuoyuyla paylaşmadık ama her okulun kendisiyle paylaştık. Dediler ki bu olmadı, doğru değil falan, tamam dedik, ikinciyi de yapacağız. İkinci sınavı yaptığımızda ben o zaman özel derse de karşıydım, halen karşıyım. Baskınları yapardım. Evet. Halen daha karşıyım. Özel derse şunun için karşıyım. Devlet öğretmeninin özel ders vermesine karşıyım. Yoksa dışarıdakiler yapsın bunu. Pedagojisi tabii ki. Tabii onlar yapsın. İkinci sınavı yaptığımızda Aytuğ Bey sonuç yine benzer çıkmıştı ve o zaman bana da bu konularda çok yardım eden ama bu fikre karşı çıkan bir uzman arkadaş bir sunum hazırladı. Çünkü o dönemde bize bu yolculukta denetmenlerin yarısı yardımcı olurdu, yarısı yardımcı olmazdı. Ben de üstlerine diktatör tarzında değil, bir öğretmen tarzında gitmeye devam ediyordum. İkinci sunumu yaptığında bize bu arkadaş Aytuğ Bey, ben bunu söylerken halen daha tüylerim diken diken olur. Tabloları koyduğumuzda ve karşılaştırdığımızda denetmenlerin yarısı ağladı. Yarısı denetmenlerin bu tabloyu koyduğumuzda projeksiyona yarısı ağladı. Ve dedi ki biz bu kadar mı kötüyüz? Ve bana şunu dediler, biz de bu sözü bizi tutamadık. Dediler ki Sayın Bakan, siz de bize söz verin ki bu bakanlıkta kalacaksınız. Biz bundan sonra sendika mendika dinlemeyiz. Bu ülkenin çocuklarına bu durumu ortadan kaldırmak için bu sınavlara da, bu sınavlardan çıkan sonuçların düzeltilmesine de katkı yapacağız. Ben de dedim ki tamam, ben sizinle birlikteyim dedim. Ve bunu gördüğümüzde sıralama sınavıyla geçici öğretmenleri de almaya karar verdik. Ben dedim ki ben bu ülkenin çocuklarına bu ihaneti yapamam. Yani ben seni bileceğim ki 500. sıradasın, 600. sıradasın ve siyaset uğruna, oy uğruna seni alıp geçici öğretmen yapmam. Ve bilir misiniz ki o zamandan beri kendisini öğretmen yapmadım diye bana küs olan ve siyasetten de her seçimde aleyhimde çalışan insan var. Bak bunu da
bilerek söylüyorum. İsimleri tabii ki söylemeyeceğim. Ama ne oldu? Bir dershanelerin de üstüne gittik. Özel dersin de üstüne gittik. SBS'nin de üstüne gittik. Bütün fotoğraflar çıktı. İnanın ki şu anda bu veriler orada yine iyi bir pozisyonda olan bir arkadaşın elinde olması gerekiyor. Buraya koyduğumuzda ağlarsınız. Şehirden kırsala gittik sonra inanılmaz bir gerileme. Niye gerilemesin ki? Çünkü kırsala siz yollarsınız, hiç işin içinde olmayan bir arkadaşı çocukları oyalar, işte oyuncak oynarlar. Ondan sonra gelirsiniz siz kolejde çocukları yarıştırmak istersiniz. Veyahut da LYS'de, LGS'de maddi imkanı da zayıf olan çocukları yarıştırıp da bir okula sokmak istersiniz. Ve bizim bu doğrularımız maalesef bir hafta 10 gün sonra hükümette değişiklik olur. Ve benim bütün ısrarlarıma rağmen Eğitim Bakanlığı'ndan beni aldılar ve İçişleri Bakanlığı'na koydular. Ben bunu anlattım da millet der ki ya sen dalga geçeceksin, yani sen İçişleri Bakanlığı'na niye gitmeyesin? Ben dedim ki o zaman İrsem Bey'e, hedef vardı. İrsem Bey halen daha hayattadır. Sorunuz yine ben dedim ki bırakın beni burada, kendime zarar vereceksem vereceğim. Çünkü herkesle kavga eder pozisyona girmişim. Ama bu ülkenin çocuklarına hizmet etmek istiyoruz dedik. Şimdiye bu işler çok daha iyi noktaya gelebilirdi. Maalesef daha sonra gelenler de bir şey yapmaya çalıştı. Ama bazı engelleri, bazı ölçmeleri ortadan kaldırdıkları için hiçbir veri yok. Şimdi sen diyorsun ya işte veliler aslında hissediyor. Veliler mesela diyor ki ben gideyim Aytu Hoca çok iyidir. Niye Aytu iyidir? Çünkü Aytu öğrenciliğini iyi geçirmiştir, çalışkan geçirmiştir, öğretmenliğini iyi geçirmiştir. Kendini geliştirir. Dersine hazırlanmaktadır, dersine konsantredir. Yani veliler aslında bir şey gibi, istatistik formu doldurulmuş gibi doğrunun nerede olduğunu biliyor. Dolayısıyla biz bu ülkede durumumuzun ne olduğunu ölçmeden, değerlendirmeden üstüne ne koyacağımızı nasıl bilebiliriz? Bizim zamanımızda bize yapılan en büyük eleştiri bu sınavları öğrencileri gerektiği gibi ölçmediğidir. Oysa ben soruları, ben hiçbirini hazırlamadım. Yine talim terbiyenin uzmanları hazırlardı soruları. Hatta arada şike olmasın, tartışma olmasın diye dev baskı makineleri aldık ve son gece basıp paketleyip gönderiyoruz. Özel okullarda dahildi bu sistemin içerisine ve onları da gördük. Onları da gördük. Dolayısıyla ben şuna inanırım. Durumumuzu görmediğimiz sürece, otomatik barem içi artışlar olduğu sürece, kadrolandıktan şimdi sonra bunlara da dokanamazsınız. Yani siyasi irade dokanmıyor birçok şeye. Dokanamıyor yani. İnanamazsınız ki o dönemde bizim bir çalışma grubumuz oluşmuştu her taraftan ve bunu birilerinin sahiplenip biz çok çalışma yaptık ki kadrolama sistemini yeniden gündeme getirelim. Barem içileri getirelim, hizmet içlerini getirelim ve Avrupa'daki gibi, gelişmiş ülkelerdeki gibi sistemler getirelim ve ülkemizi kurtaralım. Ülkeyi kurtarmak, ben ülkeyi kurtaracağım. Ben sadece ülkemin kurtulmasını Kıbrıs'ta bir anlaşmaya bağlayarak ülkemi kurtaramam. Anlaşmayı hepimiz istiyoruz, insanca, eşit siyaset. Zaten sizin elinizde olan bir şey değil, bu yalnız başınıza. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Demek olur ki o gün gelene kadar ben kendimi dünya standartlarına getirecek bir şey yapmam lazım. Örneğin Tarım Bakanlığı'na geldik. Bugün yine TSE ile ilgili, standartlarla ilgili bir gündem vardı. Biz bakınız Kıbrıs'ta bir Turizm Bakanlığı, bir de Tarım Bakanlığı ISO 9001 ve ISO 10002 belgesine haizdir. Yani belgeler düzenli ve müşteri memnuniyeti, vatandaş memnuniyetini hedef alan uygulamaları biz sadece 18 ayda tüm Tarım Bakanlığı'nı eğittik. Bunun reklamını da yapmadık. Zaman içerisinde ortaya çıksın istedik ve bunları yaptık. Bu ülkenin en kötü tarafı standartizasyonlarının hiçbirinin olmaması. Yani siyasetçinin de, programcının da, televizyoncunun da, yani millet der ki öyle de kötü bir toplumun genine işlemiş gibi. İşte menfaatçi, herkesin menfaatçi görülmesi. Ayrım yapmıyor toplumda zaten. Ayrım yapmıyor. Ayrım yapmadığı için bu ülke ileriye gitmiyor. Ve bu ülkede altyapıların oluşturulmasıyla ilgili
çok emekler etmek lazım. Bu devlette bu işlere gönül vermiş, gecesini gündüzüne katmış da insanlar var. Onları selamlıyorum. Hiçbirinin hakkını yiyemem. Örneğin İçişleri Bakanı olduğumuz dönemde biz 1 milyon tapunun fotoğrafını çeken ekibi selamlıyorum. 1 milyon koçanın bilgisayara aktarılması, 2 defa bilgisayara yazılması. Çünkü sistem 2 defa Aytu'da yazardı bunu bir tarafta. Bir diğer tarafta da birbirini lazım sistem birbirine denk gelsin ve doğru kabul etsin. Öyle bir sistem kurmuştu. Bu 1 milyon koçanı kayda geçiren insanları selamlıyorum. E-pasaportu her türlü baskıya rağmen yapan insanları selamlıyorum. Ne baskısı? Bir sürü değişik, yani e-pasaportun yapılmamasıyla ilgili veyahut da işte o firmadan değil de bu firmadan yapılmasın diyen bir ortamda e-pasaportu bu ülkeye kazandırdık. Sayısal haritalar hayalken yaptık. Elektronik arşiv sistemini yaptık. Yani böyle şeyler de var bu ülkede. Yani bir şeyleri de yanlış yapıyoruz. Yani iyi taraflarını anlattınız. Mesela geçen gittik. Kadının bir de 1995 yılında bir tapu verilmiş. Daha doğrusu bir hak belgesi verilmiş. Ondan sonra o başkasına yanlışlıkla tapu edilmiş. Yani veyahut da bu bir örnek. Bir başka örneğe gidersiniz. Birine başka bir yerden verilmiş, diğerine aynı yer verilmiş, birbirinin içine niye, çıkmış. Niye biliyor musun? Bu kadar küçük bir toplum, bir ama avuç insan, bir avuç musun? Toprak allem gallem ettik birbirinin niye? İçine çünkü soktuk herkesi. Çünkü insan hatası bazen isteyerek bazen de istemeyerek olabilmektedir. Ve şimdi bahsettiğiniz konunun bir hata sonucu mu olduğu yoksa isteyerek hata yapılarak mı verildiği Kıbrıs'ta ayrı bir tartışma konusudur. Şimdi o dönemlerde tabii ki elle yazımlar, elle takipler, gözle takipler olduğu için böyle hatalar yapılabilirdi. Veyahut da hata görüntüsünde bazı şeyler yapılabilirdi. Ama elektronik sisteme geçtikten sonra sistem bu hatalara izin vermiyor. Ve bu ülkede gerçekten çok işler yapan, çok gönüllü insanlar var. Ama iş yapmayanlar aynı maaşı alıyor. Hata buradadır. Ve iş yapmayanların bir torpil bulup da daha da yükseldiği dönemleri de yaşadık bu ülkede. Biz o dönemlerin gitgide azaldığını düşünüyoruz. Bittiğini asla söylemem. Ama azaldığını ve gitgide de bu sistemlerin yerine oturacağını düşünüyorum. Evet, KKTC'de polisin yüzde kaçı İngilizce biliyor? Yalnız yes, no. Ama şu anda demiş, alınanlar ufukta. İngilizce sınavını geçmesi alınmıyor. Evet. Sayın Bakan, KKTC'de torpil oldukça insanlar neden boşuna kurslara gitsin demiş. İşte artık ufukta. Torpille belki bir süre daha odacı, işçi olma imkanı çok cüzi şekilde belki kısa bir süre daha devam edebilir. Ama inanın ki bir süre sonra artık kurumsal yapı içerisinde bu tip şanslar ancak buralarda çok küçük sayıda 3 kişi 5 kişiyi geçmez. Bu da toplumun sorununu çözmez. Ama bana göre Kıbrıs'ta en iyi kazancı şu anda kazananlar meslek sahibi insanlardır. Kesinlikle. Özel sektörde kesinlikle kendi işini kurabilen insanlardır. Yani benim şu anda bir evim, bir arabam var. İyi bir maaşım var milletvekili olmam hasebiyle. Ama benim öğrencilerim var ki böyle hasbelkader liseyi bitirip de meslek sahibi olmuş. Şu anda her şeyleri var. Başarılı olanlar var, başarısız olanlar var. Tabii hepsi var. Dolayısıyla yeteneği olan çocukları meslek sahibi yapmak, eğitim sistemini baştan değiştirmek, kampüs sistemine geçmek, yaşam boyu eğitimi sürdürmek ve Nazım Çavuşoğlu'nun bu yaşta da meslek edinebilmesine yardım edebilecek veyahut da katkı sağlayabilecek bir düzene geçmek. Aytu da bugün mesleğini değiştirmek isterse ona da meslek değiştirebilecek gece eğitimlerinin olduğu bir sistem, meslek lisesi sistemine geçmek için daha önceden unit unit bir eğitim sistemine geçildi. Yani maalesef kampüsü 10 senedir kendi paramız olmadığı için yapamıyoruz. Ben bununla da karşıyım. Şimdiki hükümet bu tip konuşmaları böyle popülizm maksatlı yapar ama şunu söylüyorum. Ben derim ki
Kıbrıs Türk halkı, Kalkataca halkı her şeyin en iyisine layıktır. Ama her şeyin en iyisi sadece maaş alanların maaş alması demek değildir. Bu ülkede maaş almayan insanlar da var. Bu ülkede çağdaş dünyada olması gereken bazı altyapıların da olması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla derdimiz, imanımız maaş artışı veyahut da hayat pahalılığı olmamalı. Onun dışında da yatırım yapabilecek bazı bütçelerin oluşabilmesi gerekiyor. Yani siz düşününüz ki KKTC bütçesini yapıyorsunuz 5,5 milyon. Okul yapmaya, bina yapmaya bir kuruş koymuyorsunuz. Bakın en acılarından biri. İşte o da gelip aynı şeye tosluyor. Çünkü Eğitim Bakanlığı bütçesinin %90'ı çalışanıydır. Bu sefer 10 senedir işte meslek lisesi kampüsü yapacağınız yerde şimdi gazetecilerin düğün yeri olur. Ya da gazetecilerin alanı olur. Düğün. Alan da gitti. Biz de onun karşısında yer verdik zamanında. Yani nerede yer verdiniz? Ortak şey bu da bir alışkanlıktır. Yani bu da yani siz de KKTC'de yaşıyorsunuz. Farklı bir yerde yaşamıyorsunuz. Öyle yapmışlar eskiden. Ya Kermiya'daki yerin bize bir kıymeti yok ki. Bizim orada meslek liseleri kampüsü için ayırdığımız yer mahvoldu gitti. Evet. Geri kalanını da Allah'tan bizim dönemimizde park ilanı yaptık ve projeleri çıktı park yaparak. Bakınız dünyada hiç dünyayla bize bu anlam planının veyahut da sonrasının şu faydası oldu. Herkes anlam planı döneminde sonra edindiği bazı artı gelirlerle dünyayı gidip görebilme şansına ulaştı. Kimisi şarabına baktı, kimisi taşına baktı, kimisi de işleyişine baktı. Biz nasip olup da gittiğimiz yerlerde işleyişe baktık. Veyahut da geçmişte gidip de Londra'da konfeksiyon fabrikalarında hammal olarak çalışırken edindiğimiz çevrenin yaşamına baktık. Hı-hı. Halen daha bakıyoruz. İnsanlar 50 yaşında fabrikaları kapattığında veyahut da işsiz kaldığında ne yapıyorlar biliyor musunuz? İngiliz hükümeti onlara yeni bir meslek için kurs açıyor. Ve 6 ay, 1 sene onu ödüyor. Bir sene içinde de mecbur ediyor kendisini ki yeni bir meslek edinmek için böyle yerlere gitsin ve yeni meslekler ediniyor insana. Tekrar hayata tutunuyor. Bizde yani 23-24 yaşında veya da 20 yaşında eğer bir meslek edinmemişsen yaşadığın bütün süre içerisinde mesleksizsin. Oysa meslek edinmek her zaman vardır. Bu sadece devletin de değil. Bizim ailelerden gelen çarpık yapının da yarattığı bir şey. Yani adam işe gidecek 25 yaşında. Askerliğini yaptı çıktı. Otur babam 2000 liraya mı çalışacaksın ben sana veririm der. Ondan sonra çocuk yapacaksın da babasına sorar yapayım mı diye şimdi bakacak. Şimdi babalar yani tabii ki biliyor, babalar biliyorsun bu ülkede bir kısmı hepsi için söylüyorum. Yüksek maaşı alan insanlardır. Veyahut da işte 74 sonrası kalan evleri alanlardır. Veyahut 74 sonrası kalan arazileri alanlardır. Ama o nesilden sonra ne bırakacaksınız işte geriye? İşte onu çok sor bulamıyoruz. İşte sıkıntı o zaman Kıbrıs Türk halkının buradaki varlığının devamı çalışmasına ve kendisini yetiştirmesine bağlıdır. Kıbrıs Türk halkının yok olması veya da dünyaya dağılması ancak tembellikle olabilir. Dolayısıyla biz tüm tembelliklerin, tüm yanlış bakış açılarının karşısındayız ve bizim mücadelemiz bu saatten sonra demem benim hep böyleydi. Bugün de bu şekilde daha çok çalışan, daha çok üreten ve geleceğe kendisini daha dinç, daha hazır hisseden nesiller yetiştirmek için gelir paylaşımımızı sadece maaşlar için değil, altyapının da yapılması için keşke yapmak lazım. Erol Bey demiş ki ben şahsen ne bakan, ne başbakan, ne de vekiller ile işim olmayacak şekilde ülkemde yasal ve uygulamalarıyla yönetilmek istiyorum. Herkes için eşit devletimi koruyacak halkın yararını yasalar görmek istiyorum. Bu tabii ki hedefi güzel olabilir ama dünyada yani başbakansız, milletvekilsiz bir dünya yok yani. Hayır yasaları yani onlara ihtiyaç duymasın. Tabii ben de aynı görüşteyim. Selamlar diyor Sayın Hasan Nihat Erduran müdürüm. Kent güvenlik sistemi ve e-devlet çok önemli. Kutlu Bey çok uğraştı. İnşallah erken kurulur. 1350 polis açığı varken sistem ivedilik arz eder demiş. Siz iktidardayken Erkan Özat'a niçin özel sektörde sendikalaşmadınız diye bir özel sektöre yapmış. Bunlar adım adım gerçekleşecek. Büyüyen, kurumsallaşan özel sektör
lerde bunlar yapılabilir. İşte BEM çimento fabrikası da buna bir örnektir. Biz çalışanların sosyal haklarının yatırılmasını sağlayan partiyiz. Ve bunun geliştirilerek devam etmesi gerektiğini söylüyorum. Ben bir anda her şeyi sihirli değnekle düzeltemem. Ama başlattığımız projelerin her geçen gün üstüne konarak devam etmesi sorunun belli bir zaman diliminde çözmesinin zeminidir diye düşünüyorum. Şimdi bölgenize özel bir tartışma var. Bu Eko Gün'le ilgili büyük konuk. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben tabii... Kimisi boykot der, kimisi insanları mağdur etmeyin der. Ben Eko Gün'ün bir kişinin şahsında görülmesinin ve siyasi bir kavga sebebiyle üretenin veyahut da Kıbrıs kültürünün geleceğe taşınmasının sıkıntıya düşürülmesini doğru bulmam. Ben 2007 yılında Eko Gün başladığı günde büyük konuktaydım. 2007'den buraya 11 yıl geçti. 11 yılda sanırım 21 kez veyahut da 20 kez yaptılar. Bu 20 kezin neredeyse 17'sine 18'ine katılmışım. Ciddi de bir alışveriş yapmışım. Ben oraya büyük konuklular için gidiyorum. Ben oraya üretenler için gidiyorum. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkının da bu şekilde bakmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani ben oradaki bir siyasi çatışmanın tarafı olmam. Kısmetse ay sonu kurultay var. Onu da sorup noktalayalım programı. Kurultaysız olmaz diyorsun. Aday olmadınız bu defa. Evet. Geçen defa da yine aslında 4 aday var şu anda en azından bildiğimiz. Ne için aday olmadınız bu kez? Ben Ulusal Birlik Partisi'ni yönetme noktasında kendimi muktedir gören insanlardan biriyim. Bütün arkadaşlarım kendisini öyle görür. Çok da yetenekli, nitelikli arkadaşlarımız var. Ben partide en zor günlerde bulunmuş, genel sekreter olmuş, bu partinin bana nasip ettiği 4 bakanlığı yürütmüş biriyim. Gerçekten çok az siyasetçiye nasip olur ve hepsinde çok önemli işler yaptığımı düşünüyorum. Büyük bir de keyif alırım, büyük bir disiplinle çalışırım ve bu çalışmalarımın motivasyonuyla ülkeye daha fazla katkı koyabileceğime inandığım genel başkanlık yarışına ben aday oldum. Ancak arkadaşlarım belli ki onları ikna edemedim ve onlar 2 kez aday oldum ben. Birinde grup içinde bir yarışma yaptık milletvekilleri arasında, bir de da kurultayda. Grup içinde yarışma yaptığımızda Sayın Hüseyin Özgürgün 6 oy almıştı, ben de 5 oy almıştım. Sonat Bey de 3 oy almıştı. İkinci turda Hüseyin Bey'e destek verdiler. Ve Hüseyin Bey kazandı. Sonra kurultay olduğu zaman ben dedim ki ben bu partide birikimimle, irademle ve geçmişimle bu görevi en iyi yapacaklardan biriyim dedim. Aday oldum ama o dönemde yine milletvekili arkadaşlarımızı ikna edemedik. Şu anda aday olan arkadaşlarımız Hüseyin Bey'e büyük bir destek verdiler ve ben kazanamadım yarışı. Ama şunu gözlemedim. Ben Hüseyin Özgürgün'ün bunu yapamayacağını söylemedim. Ben onlardan daha iyi yaparım demiştim. Onu da test edemedi sonuçta. Onu da test edemedin. Keşke test edebileydin. Ben iddialıyım yani. Çünkü genel sekreterliyim. Ben değilim. İddialıdım. Yani. Toplum test edemedi. Sen de toplumun bir tabii ferdisi. Ki yani. Yani genel sekreter tescilliydi benim ve bakanlıklarımda yaptığım performanslar da tescilliydi. Dolayısıyla başbakan olabilseydim ya da parti başkanı, o da dillere destan olurdu diye düşünürüm. biraz öyle esprili yapmazsak yani, siyaset olmaz. Ben dedim ki ben yapamazsam Sayın Özgürgün de bu işi yapabilir. Ama ben iddia ettim ki ben herkesten iyi yaparım. Ama arkadaşlarım böyle görmedi. Arkadaşlarım böyle görmedi. Sayın Hüseyin Özgürgün'ün en iyi onun yapabileceğini söylediler. Şimdi dolayısıyla ben de dedim ki tamam, buna madem ki bir şans verdiniz siz biz istemememize rağmen, bir takip edelim kendini bakalım. Ne söylüyor, ne yapıyor? Örneğin dedi ki ben Ulusal Birlik Partisi'ni bir sonraki seçimde birinci parti getirmezsem aday olmam dedi. İstifa ederim. Aday olmam dedi. Bir baktım ne yaptı?
Meclise iki tane yeni parti girmiş olmasına rağmen Sayın Hüseyin Özgürgül Ulusal Birlik Partisi'ni 14 vekilden 21'e çıkarmıştı. Ha, şimdi muhalefet edenler 23'ten 20 ama bu doğru değil. Siz çünkü örneğin Özdemir Bey son anda bize geldi. Evet. Yani 23 sayamazsınız. Veya da diğer arkadaşlar peyderpey geldi. Dolayısıyla öyle sayamazsınız. Biz 2013'te 14 vekille çıktık. 2018'de 21. Baktım peki bunu geçtik. Dedik ki bu adam burada sözünü tuttu. Başarılı. Peki hükümet döneminde ne yaptı bu adam? Hükümete girdiğimizde başarımız için bir katkısı oldu mu? Bir baktım ki hükümete girdiğimiz dönemde tüm bakanların kendi bakanlığına hakim olacak şekilde onların yanında oldu, onların önüne geçmeye çalışmadı. Ve dolayısıyla tüm bakanlıklar güçlü, kendi bakanlığına hakim bir şekilde yoluna devam etti. Bu da tamam. Üçüncü kriter, bir baktım ki Türkiye ile ilişkileri hangi seviyede? Onu gözlemledim, bizzat Ankara'da da gözlemledim. Türkiye tarafından mütekabiliyet esaslarına uyuyor mu? Benim için olmazsa olmazdır bu. Mütekabiliyet esaslarına uyuyor mu? Evet, bir baktım ki Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı mütekabiliyet esaslarını en ön sırada tutuyor. Sayın Hüseyin Özgürgün de en ön sırada tutuyor. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsiliyeti en yüksek seviyede orada sağlanıyor. Ve bunu gördüm ve iradesiyle mütekabiliyet esaslarına dair. Üç, dördüncü... Toparlamamız lazım o zaman. Tamam, bir dakikamız tamam, bu var. Bu çok önemli. UBP'nin kurultayı çok önemli. Son evet. Anlaştık. Dördüncü kriterime baktım. Halka verdiği sözleri tutuyorum. Tuttu mu? Örneğin UBP'li olup da işten atılan 80 kişiye söz verdi, sözünü tuttu. Etti. Dört. Çalışanın, işçinin, özel sektörün yanında olup olmadığına baktım. Evet, asgari ücreti en iyi şekilde onun döneminde artırdık. Beş tane kriter. Beş tane kriterden olumlu not aldığı için benim nazarımda ben Hüseyin Özgürgün'ün devam etmesi gerektiğini, kendisine bir şans daha verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ha. Zaten kendisi de dedi ki ben dedi. 2020'den sonra da yokum dedi. Dolayısıyla ona bir şansın daha verilmesi gerektiğine inandım ben. O zaman 2020 sonrasına Allah kerim. Kendim başkanlık için. Kendim için. Tabii. Ben kendim günün şartları ne gerektiriyorsa onu yapmak gerektiğini düşünüyorum. Ama Sayın Başkan'a bir şans daha verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Beş kriter ortaya koydum. Beşinden de olumlu not aldığı için ben onu destekliyorum. Öyle mi olur sonuç? Öyle olur. Öyle olur. Öyle olur. İkinci tura kalır mı? İkinci tura kalmaması gerekir diye düşünüyorum. Umut ederim kalmaz ama kalırsa ikinci tura, ikinci turda kazanır. Evet. Peki, göreceğiz hep birlikte. İki gün, hatta 24 saat yatıp kalkacağız mecburen. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Bugün tarıma hiç giremedik. Bir başka programda tarıma girelim. Ben Bakanlar Kurulu sözcülüğü yaptım. Üç değişik bakanlık yaptım. Dolayısıyla sadece tarım, keşke doğru. Tarımla tavuğu olsun konuşaydık keşke. Keşke, bu defaya. Bu defa. Yine birlikte oluruz. Efendim, Sayın Nazım Çavuşoğlu ile birlikte olduk. Hemen bitirmem gerekiyor. Hüseyin Bey de desteğini açıkladı Sayın Çavuşoğlu. Hayırlısı olsun. Bakalım hep beraber takip edeceğiz süreci. Bugün noktalıyoruz. Yarın tekrar birlikte olmak üzere diyelim. Herkese iyi günler.